Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Bakan Kacır, Güney Kore 24. Dünya Bilgi Forumu'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'nin başkenti Seul'de teknoloji liderleriyle bir araya geldi. Kacır, 24. Dünya Bilgi Forumu'nda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin devam ettiğini aktardı. Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir üretim üssü haline geldi dedi. Mobilite sektöründeki rekabetçiliği korumak için de yeni batarya yatırımlarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Kacır, 2030'a kadar elektrikli araçlarda yerlilik oranımızı %75'e çıkartacağız. Halka açık şarj priz sayısını da 251 bine ulaştırmayı hedefliyoruz dedi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kadın istihdamı sağlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen üretim ve beceri odaklı kadın sosyal gelişim atölyesi projesi meyvelerini vermeye başladı. Eskişehir OSB Müdürlüğü meslek sahibi olmak isteyen kadınların tamamlanan işbaşı eğitimlerinin ardından sanayide istihdamlarını sağlayacak. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayi iş gücünün yaklaşık %25'ini kadınlar oluşturuyor. Bizim amacımız sanayimizdeki kadın çalışan sayısını artırmak. Benzer projelerle kadın çalışan sayısını artırmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri yerli otomobiline kavuştu. Kayseri Sanayi Odası, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli otomobil TOG'u teslim aldı. TOB Yönetim Kurulu üyesi ve Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, ülkemiz için müthiş bir gurur kaynağı olan yerli ve milli aracımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Yeniden ticaret üssü olmaya hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 11 ilde ağır hasarlar meydana gelmişti. Bölgenin lojistik üssü olan İskenderun Limanı, depremden etkilenen 11 il kara ya da demir yoluyla bu limana entegre edilecek. Yeniden bölge ekonomisi canlanacak. Limanın İzmir gibi ticari bir hinterlanda sahip olması sağlanacak. Bu alandaki çalışmaların 2024 yılı içerisinde başlaması planlanıyor. Gaziantep bölgesel kalkınmaya öncülük ediyor. Gaziantep Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi'nin sanayiyi geleceğe hazırlaması planlanıyor. Bunun yanı sıra nitelikli istihdam olanakları sağlanarak şehrin ve bölgenin işsizliğine de çözüm sağlanacak. Gaziantep Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığında başlatılan Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi'ne değinen Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel taleplerini karşılamak için bölgenin tek ve en büyük eğitim ve danışmanlık merkezi olduğunu aktardı. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde artık sona yaklaşıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin altyapı hazırlıklarında sona gelindi. 1150 dekar geniş arazi üzerine kurulması planlanıyor. Tüzel Kişilik tarafından satın alınan proje önemli bir eşik atladı. 2500 kişiye istihdam sağlayacak olan OSB'nin altyapı ve inşaat hazırlıklarının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.